Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Yine burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla hemen başlayalım. Şart 19. Birinci koşusu. 1-3-3-1 yer değiştireceklerdir. 2-3 oldular. 1 bu kez bu apprentice'ye yarış bırakırlar genelde. Birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 3'e de çok fazla güvenmiyorum. O yüzden 1-3. Göstere göstere yarış bırakıyorlar arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok bunları. Şart 19 bu zamana kadar çıkmadılar, paraya koştular. Sonrası her şey olur. Hani bu yamak sıfır falan var. Torkan, ne bileyim diğer atlar, dişi atlardan AGF çıkmış 2. Vallahi yazılır yani. Bu şart 19'larda çok fazla atlara güvenmeyelim. At sahiplerine çok fazla güvenmeyin. Çıkartmıyorlar. Bir burada sanki çıkacakmış gibi duruyor, koşarım. İkinci koşu şart 1'de ya bir tek olur ya da burayı kapatın derim. Tavsiyem bu olur. Yukarıdakinin mantığının aynısı. Bir ilgimleri çıkarırsa çıkarırlar. At beğenilmiş galoplarında. Gruba göre çok fazla. %44. Çıkartmazsa önüne bir at alacaktır. Herhangi bir atı. Bu apprentice özellikle. Sadık Altay'ın bindiği örneğin. Hani sürprizi kim yapar diye sorarsınız. Böyle erkek sapkan apprentice 4. Üçüncü koşu şart 4. 3 ya tek olur bu grupta. Ya da ayrılması zor bir grup kalan grup için. 2-1-4-5. 2 gene sürpriz koşarı. Bir türlü bitiremedik yarışlarını. 3 onu geçiyor sürekli olarak. Burada da geçmesini bekliyorum. 3 o yüzden tek olur da. 2-1-4-5 sırasıyla yazılır. Yani ikinci atımız 2 olsun. Dördüncü koşu halkalı başlangıcı. Burada da bir meydan atı var. King Fatih. Bu arkadaşlar bu atı da bilerek çıkartmıyorlar. 2-2-2-2. Bunlar hep kasıtlı ikincilikler. En son 7'ye geçilmiş meydanda. Jockey artı kilo avantajıyla 9. Yani güle oynaya 7'yi geçmesi gerekir burada. Ama meydan. Güvenemiyorsunuz. Gene bir ikincilik. 6'ya dikkat edelim. Ebrar'ım. 9-6'ya da geçildi. Bir rövanş alıyor şimdi burada. Handikap 14'e çıkarlar. Genelde kazanana giriyorlar. Çıkartabiliyorlar meydandan. 9-6 sürpriz koşarı. Dikkat edelim bu ata. Bu grup için yeterli fazlası güzel yarışları var. 7 AGP. 3 dahil diğer atlardan dilediğinizi ilave edebilirsiniz. Hani tutmuyorum diğer atları. Bu 3 attan birinin ben kazanmasını bekliyorum. 9, 7, 6. Hani 3'ü yazarsak 1'i yazmamız gerekiyor. 2, 4, 5. Handikap 14 sonuçta. İtiraz etmiyorum yani diğer atlara. Ama beklentimiz 9, 6 ve 7. Bu 3 attan birinin kazanması. 5. koşu şart 2, 4, Kutatku. 3'ü burada ciddi anlamda önerecektim. Tek bırakayım dedim hatta ama üzerindeki jockey'e güvenmiyorum. 3 Pico Baba şart 5'ten geliyor buralara. Normalde 3 kazanır burayı. Yani rakip ciddi rakip tabii ki. 4 nolu Kutatku kalan grup içerisinde. Bu 2 atın yeterli olması gerekir. Yine şart 2 Arap yarışı. Bu 2 atın dışına öyle tılsımla falan değil. Herhangi bir atla çıkılır. Onlardan biri gelir. Kimi ya kimi de desem boşa çıkartacak beni. O yüzden söylemek istemiyorum diğer atları. Dileyen arkadaşlarımız AGF takip edebilir. Varsa inandığınız tuttuğunuz atları ilave etmeyi size bırakıyorum. Normali 4-3, 3-4. Daha normali Pico Baba 3 nolu Safkan şart 5'ini koşsun burayı kazanır. 4'ü geçecek zaten bence. 6. koşu şart 4-4 yukarı Araplarda aman aman diyoruz. Burada bir nolu Safkan %70-80 alsa da fark etmiyor. Bu şart dün de şart 4'te yine mahvettiler. Bursa'nın altılısı devretti. Devretmesinin sebebi bu Arap yarışlarıydı. 2 tane tek olurluğu çok yüksek 2 Safkan. İkisi de ne yazık ki göstere göstere kayba koştular. Ne yazık ki. İkisi de rahat tek olacak gruplarında koşuyorlardı. Buralar böyle arkadaşlar. Şart 4, 4 yukarı. Berkalp'e kalmayın. Tek atmayın. İlli de atacağım için arkadaşlara itiraz etmeyeceğim ama 11 yaşında
yanıltıp duruyor sürekli olarak. Alagürt öyle. Çok hani son yarışı çok üst düzeydi bence. Şart 4 yarışı. Burada da iyi koşabilir. Kırım rüzgarı geliyor. Jockey'i artıladılar bu atı. Burada iyi koştururlar. Kazanana girer düşüncesindeyim. 5'i ihmal etmeyin. 1, 9, 4, 7, 10. Yani pencere 8-2 artık. Hür adam falan. Bu şart 4'lerde beklentiniz olsun. Yani piyasa sürpriz atların çok sıklıkla geldiği, hatta sonuncu atların gelip kupon bıraktığınız yarış şartı. Koca koca handikaplar bomboş atlar haline gelmiştir. Kalabalık geçiniz, yani yeriniz varsa, az at geçecekseniz eğer, hani risk alalım derseniz 3 ve 5 mutlaka olsun. Yeterli daha iyi olabilir bence ama 3-5 yanına ilave edebilirsiniz. AGF takip edebilirsiniz. 7. koşu handikap 16, handikap 2. Bir olay da burada var. 4 burayı normalde kazanır. 4 kazanırdı. Bunun şartı tam istediğim gibi uymadı arkadaşlar. 4'ü tek olur diyecektim, diyemedim. 5 şartı uyuyor. 5'in kazanması normal. Sonuç haline geliyor. Tablonun atı 5. Kilo vermiş iyi atı da 4. İkisinden biri kazanacaktır. Normalde hani 5'in kazanmasını bekliyorum şarttan dolayı. Handikap 16'dan dolayı. 5 gitmez. Bakın bu ayarlı koşudur. Bu koşular. 5 gitmez birinciliğe. Bir 6 handikap 16'yı şurada. 5 gitmez. 4 gene bir ikincilik alalım. 50 handikapı koruyalım hikayesine dönerlerse. Yapıyorlar çünkü. Yukarıdan ağır kilolu atlar. Onlar da sırayla 2, 1. Ya sıralama bu şekilde. 2'den başlayarak devam eder. 1, 3. 6 olmaz artık. Böyle gider. Geriniz varsa diğer atları bu şekilde aktarayım. Umarım ayara gitmezler yani. Şu 2 at, 5, 4. Biri gider kazanır. 5, 4 yeterli olmalı. Yani çifte içinde 5 denenmeli. Winter Sunshine. 8. koşu. Bir erkek bir dişi AGF almışlar. 5-7-7-5. Normalde bu iki attan biri kazanır. Hani maiden şart 1 arkadaşlar, Antalya fark etmiyor. Ayarlı koştuklarında 5-7 kayba giderler. Tabelaya koşarlar. Herhangi bir at gelir. Aprantili atlar özellikle çok dikkat çekeriz. Yamak 0. 2-7'nin. Yani diğer atları kapatmanızı tavsiye ederim. Burada %3 ile %34 arasında şu iki at arasında bence niyet farkı var sadece. Niyet. Çıkıp çıkmama. Atlar 7 ve 5 iyidir. O yüzden AGF almışlardır ama niyetleri nedir bilmiyoruz. Normali bu iki attan birinin kazanması. AGF takip ediniz. 4 sürpriz AGF'sini almış. Diğer atlar artık bunlar. Ve diğer atlardan yeriniz varsa kurgunuzda yazılabilir. 9. ve son koşu. Bence kritik yeri burası altınların. Handikap 14, dişi handikap 2. Orta mesafe. Burası yazdıkça yazdırır. Yani istediğiniz kadar at yazın, 2 at bırakın. O ikili bitirir. Öyle bir sıkıntılı yarış. Arap yarışı ve bir de dişi yarışı. Yani. Burada işte 13 Nazlı Çocuk'tan bahsedeceğim. Bu handikap düştü. Kısa vade 7'yi gördü orada. 6.lığı bu gruba fazlasıyla yeter. 13. Kurgularınızda mutlaka bulunsun. İkili bağlanabilir. O ikili ihtimali yüksek bu atın. Ganyan olursa tabii ki mutlu olacağız. Çifte ve tek kullanılabilir. Riskli bir tektir ama kazanç getiren bir tektir. 13 gibi atlar. Dur 0-0-0 çekerler. Bir bakmışsınız. 120 handikap. 128 Ganyanlı at birinci gelmiş. Dün olduğu gibi. Bursa. 8. Beren Kız 10. Bunları çok at yazan arkadaşlarımız ihmal etmeyin derim. Ben de 3 at burası. 13, 8 ve 10. 13 kazanırsa da kendi adıma çok mutlu olurum. Şartın atı durumunda kilosundan dolayı. Diğer atlar, valla işaretledim ama herhangi bir at diyeceğim diğer atlar için.
1-5-3, 12-15 gözüme takılan atlar oldular. Bunlardan tercih ediniz. Varsa diğer atlardan tuttunuz diyeceğim. Antalya. Güzel Antalya'mız bu şekilde çıktı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.